Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Bajaj Pulsar NS200 motorumuzun hava filtresini değiştirdik. Biz tabii önceki işlemleri yaptık, bitirdik. Şimdi sizi çok fazla uzun tutmamak için sadece ne yaptığımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar granajı söktük, ön granajı söktük. Yakıt deposunu elimize aldık. Bunun içinden hangi vidaları söktük onları gösterelim. Öncelikle şu eski filtremizi alalım. Öncelikle arkadaşlar seleyi söktük. Seleden sonra selenin ön tarafında bu iki tane küçük vida var. Ayırdık. Yine yakıt deposunun vidalarını ayırdık burada. Şu arada arkadaşlar şunlar ve şu. Yine geldik burada ön tarafta şu arada kalıyor tabi. Granajın önünde. Onu söküyoruz. Sonra bu granajı yanındaki vidaları ayırdık arkadaşlar. Sonra geldik bu arada. Aradan bakarsanız şu anda biz granajı söktüğümüz için açıkta kaldı. Şöyle granajın arasında kalıyor şu vida ve diğer tarafı. Söküyoruz arkadaşlar. Yine granajın arkadaşlar yakıt deposunun şurasına denk geliyor. Granajın arasında ızgara görünümlü bir yer var. Onun içinde şöyle ufak bir parça görürsünüz zaten ek parça. Kapak ufak kapak kaldırıyorsunuz. İçinde vidası ortaya çıkıyor. Onu da söküyorsunuz. Yani buradaki bütün vidaları söküyorsunuz. Hatta granajın üzerinde şu depo kapağının önünde iki tane vida var. Onları söküyorsunuz. Granajı olduğu gibi elinize alıyorsunuz. Daha sonra bir arkadaş size yardımcı olması lazım. Çünkü depo yakıt deposunu tutması için yakıt deposunun altında kalıyor bizim filtremiz. Biliyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz ki hava filtresinin kutusu önümüze geliyor. Burada da yine hava filtresinin iki tane önünde ve burada biraz işiniz zor. İki tane de şu arada arkadaşlar. Bakın bir tanesi orada. Depoyu tutacak arkadaş size yardım etmesi lazım. Bir tanesi de yine diğer tarafta. Yani bu tarafa geçireceksiniz. O yakıt deposunun diğer tarafında. Yani burada ve şu arada altta kalıyor. Depoyu bu tarafa aldığınız zaman görürsünüz onu da. O vidaları söküyorsunuz. Kutunun kapağını kaldırıyorsunuz. Yakıt filtresi yağ pardon, hava filtresi meydana geliyor, çıkıyor. Bizim hava filtremiz bu şekildeydi. Değiştirdik yenisiyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş. Yenisiyle değiştirdik. Şimdi aynı işlemi tersinden yapacağız. Söktüğümüz parçaları yerine koyacağız. Hava filtresini bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar motorumuzu topladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Herkese kolay gelsin.